Kısıtlama kapanma derken pandemi sözde büyücülere yaradı. Evde oturmaktan depresyona girenler, gelecekten endişelenler, sahtekarların ağına daha kolay düşüyor. Ekibimiz sosyal medyadaki o tuzağı araştırdı. Bakın ortaya neler çıktı. Bana biraz borç görünüyor. Bağlama işlemi yapıyorlar. Onu göstereceğiz dediler. 3 bilezik aldılar. Tabii. Aynen. İki kadın eve geldi. Çarşaflıydı. Okuyup üflediler. Garip olmuyor mu? Senin hayatını başkasından duymak. Bunun cinleri var. Benim de var. Ben öz annemden el aldım. Kızım ben o kadar para gözü birisi değilim. 200 lira, 300 lira paran alırım. Kaçtı, gittiler. Amacı çocuk sahibi olmaktı. Denemediği yol kalmadı. En son üfürükçülere bulaştı. Bileziklerini çıkar işte, sonra katlanacak falan dediler. Düşmanını gösterecekmiş. Tabii afaroz olmuş, bilezikler bitti sonuçta. Onlar da yok oldu. Sosyal medyada falcı büyücü adı altında özellikle pandemi döneminde insanları dolandıranların sayısı çok daha fazla arttı. Görüyoruz her gün bir tane yeni ekleniyor. Çok fazla hem de. Evlilik büyüsü, soğutma, gideni geri getirme, aşık etme gibi boş vaatlerde bulunan bu dolandırıcılar haksız kazanç elde ediyorlar. Muhabirimiz nişanlısından ayrılan bir genç kızmış gibi davranıp onlarla temasa geçti. Bakın umut tacirleri neler vaat etti. Nişanlım tarafından terk edildim. Geri döndürebilir miyiz? Onu siz bir şey yapmayacaksınız, ben yapacağım. Bağlama işlemi yapıyorum konuyla ilgili olarak. Yani karşı taraf tekrar geri dönsün, bağlansın. Oraya mı gelmem gerekiyor? Nasıl bir şey bu? İstanbul'a yakın mısın? Ben şu anda Mersin tarafındayım. İstersen gelebilirsin. Bir şekilde irtibatımız olur. Falcıların istediği rakamlarsa dudak uçuklattı. Kızım ben o kadar para gözü birisi değilim. 200 lira, 300 lira paran alırım. 1000 liradır işlem müddeti. Yarısı peşinden var, yarısı da işlem başarı ulaşmak. Milyarlara işim yok ben. Ondan sonra Allah razı olsun dersin, yeter. Peki geri gelir mi sahiden? Tabii. Umut tacirlerinin hedeflerinde ise evlerinde dört duvar arasında kalmaktan psikolojisi bozulanlar, aile içi huzursuzluk yaşayanlar, sevgilisinden ayrılanlar, duygusal boşluk yaşayanlar ve yine pandemi döneminde maddi imkansızlıktan ötürü zorluk yaşayanlar vardı. Hepsi sahtekar. Milleti dolandırıyorlar. Çok saçma. İnanmasın insanlar. Dünyanın sonu.